Hepinize merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Yasin Uzun. Evet arkadaşlar, şimdi gidişi ben çekiyorum. Şu an aracımız yükleniyor ve hani maksimum hızla yükleniyor diyebilirim açıkçası. Burayı ben çok seviyorum. Şimdi fabrika ismi de vermek doğru olmaz ancak hızla yüklenen bir fabrika arkadaşlar. 5 dakika oldu. 5 dakikada yani bu taraf bitti neredeyse. Öbür tarafta yarıladı. Fortişçiler çok hızlı. Buraya ne zaman gelsek beklemeden işimiz halloluyor arkadaşlar. Şimdi buradan İstanbul bu sefer karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Yani İstanbul'un Çatalca tarafına geçeceğiz. Oraya yükümüzü indireceğiz. Belki Harun abi görürüz diye umut etmiştik ama göremeyecekmişiz. Görürsek de onunla beraber de video çekeriz. Orhan'ın videosunda bahsettiğimiz abi kendisi bize iş ayarlayan. Saat geç olduğu için bugün artık yetişmez gitmek. Bugün araç yatacak mecburen. Çünkü dönüş saramayacağız arkadaşlar. Dönüş saramazsak da İstanbul'da yatmış olacağız. Gene aynı şey olacak. Yani biz bu gece evde yatacağız. Sabah 5 gibi yola çıkacağız. Orada erkenden 8 gibi yükümüzü indirip dönüş yükümüzü sarıp onu da indirirsek efsane olacak arkadaşlar. Orhan tırı kantara götürüyor. Ben de şimdi arabayla Orhan'ı da alacağım. Sonra gideceğiz. Şimdi eşyalarımızı da aldım. Tırımız burada kalacak. Gece tekrar buraya geleceğiz. Aşağıya boşu boşuna intik yapmayacağız her zaman gibi. Günaydın arkadaşlar. Bugün çok enerjiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi uyandık. Hatta ben hiç uyumadım. Doğru. Ben hiç uyumadım. O yüzden kendimi enerjik hissediyorum. Günün sonuna doğru modum düşerse yazmayın sonra Yasin'in modu niye düşük diye. Günaydın kanka. Günaydın arkadaşlar. Günaydın kardeşim. Günaydın. Arkadaşlar ben de belki gece izliyorlar değil mi? Ben de yeni uyandım. Sakın Orhan niye modu düşük diye sormayın. Arkadaşlar bizim böyle bazen modumuzun düşük olduğunu söylüyorsunuz ya. Şimdi işin stresi oluyor. O an mesela Orhan'a da demişsiniz. Orhan abinin biraz morali bozuk gibi diye. Orhan da o ara trafikte olduğu zaman genelde öyle olur. Ben Orhan'ı tanıdığım için bana normal geldi. Hani size biraz absürt gelmiş olabilir. Bu durumlarda bizim içinde bulunduğumuz durumu hesaplarsanız çok daha iyi olur. Yani merak etmeyin, bizim modumuz her zaman yerinde. Ama bazen işte trafik oluyor, bir şey oluyor. Hani işi düşünüyorsun, başka bir şey düşünüyorsun. İnsanın modu düşükmüş gibi görünebiliyor. Değil mi kanka? Aynen öyle. Eşref saat olmuyor her zaman. Eşek saatlerine denk geliyor bazen. Yani bizim aramızda hiçbir problem, hiçbir zaman yok. Hiçbir zaman. Kesinlikle. Katiyen mi? Katiyen, asla. Çay nerede çay? Çay burada. Abi çay ver. Bir saniye. Evet, Nadal'ım orada görüyorsunuz. Hep geç. Alıyor. Nadal hep abi. Ne bak, gerek var uğraşmaya? Baharat peker. Kokusu güzel ama. Üstüne dolduran şey kokusu güzel. Bu sefer tavuklu getirdim kanka. Tavuklu bir tık daha kötü ama. Ya sen ona biraz alışsan çok güzel. Bak ben de ilk başta yemiyorum. Yoruldur da ne bileyim kanka, ben o gün bir de açtık yani Antalya'dayken denedik biz onu. Allah Allah. Tabii canım, ama petroldeydik, BP'de yatıyorduk, hatta orada satmak vardı. Knor muydu? Ya beraber aldım işte. He, o Knor'du kanka. Tamam. O çok kötüydü. Onu ben de beğenmedim. Ama yediğin, geçen yediğin nasıldı ona göre? Yani o zaman da açtım, fena değildi. Bir de Bağdat Caddesi'nde olduğum için biraz daha hani mod olarak da şeye girdim hani biraz daha. Öyle elit milit. Kanka yalnız elit insanların adını yemiyordur emin ol. Yani niye dört... Şey var ya bir tane, neydi o? Bak ben seni çözdüm. Sen nasıl bir adamsın biliyor musun? 10 adıl 3 liralık nadıl. 10 adıl 3 lira değil de 300 lira olsaydı sen nadıl aşığı biri olurdun ve sürekli nadıl yerdin. Hayır, alakası yok. Öyle bir şey olsa giderim saçma sapan yemekler yedim. İtalyan restoranlarından falan çıkmam. Allah Allah. Bana abi, ülkemin öz böyle kebabı olsun. Kuşbaşı kaşarlı, lahmacun, kanka. Antep lahmacunu, İskender. Kanka onunla kıyaslayamazsın zaten. Yani onunla kıyaslamam bile lira, şu an 300 lira olsun diyorsun ya Nadal. Yani 3000 lira olsun yine yap. Tabii tabii, vay canına. Ne bileyim, sen genelde hani sushi falan çok yiyorsun ya. Havyarsız kesinlikle yani. Hiç yedin mi sushi? Yok ya, saçmalama. Ben adını bile söyleyemiyorum bunu. Bir gün yiyelim mi, onun videosunu çekeceğiz. Sen çok... yiyebilirsin kardeşim, ben video çekmende yardımcı olurum. Niye lan, beraber deneyelim. Ya, hayır ya, saçmalama. Niye bir oyun oynayalım, şey kaybeden olarak... sushi yesin. Olmaz. He? Kabul edemem. Başka bir şey de olur ama sushi için olmaz. Ya bana yiyecek de gelme kanka bana. Niye lan? Yok abi ya. Ben soğanı sarımsağı doğru düzgün yemeyen insanım. Sen bana şey diyorsun, sushi yiyelim diyor. Hayır. Niye abi, balık? Balık yemiyor musun sen? Balık da balığın neresi ama? Normal balık. Havyarla mavyarla yiyorlar ya ama. Yok yok, sen normal sadece balığını yiyeceksin. Yok, sen yok. Sushi'nin ne demek olduğunu biliyor musun? Biliyorum canım, böyle yuvarlak şekilde böyle. Tamam yani özelliğini biliyor musun? Özelliği balık biraz işlerinden geçiyor. Ne o biliyor musun? Ne? Çiğ balık. Çiğ balık. Pişirmeden yiyorlar. Olayı var. Normal balık yiyorlar. He? Hatlar için çiğ tavuk yenir. Balık yenmez kardeşim. Hadi sür hadi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Pamukova'dayız.
Yine her zaman yakıt aldığımız yere geldik. Buranın mazotu harbiden iyi değil mi kanka? Valla sanki mazot hiç yakmamış gibi araba. Neden öyle anlıyorum da. Tabi yakıyor. Tabi canım yakmaz. Bir de misafirperverler. Aynen. Hadi bakalım. Mazot ke pompa ke. Mazot ke pompa ke tam gün sonu alıyorlarmış. Vallahi. Ne kadar sıcakmış? Şimdiye doğru verecekmiş. 5 dakika sürmez ya. Bakın bak ne zaman gelse her saat bak burayı yıkıyorlar tertemiz. Vallahi evet. Çalışıyorlar. Yani. Tuvaletleri tertemiz. Evet. Güzel arkadaşlar burası, tavsiye ediyoruz. Evet. Gelip geçen varsa uğrayabilir. Mazot iyi olacak abi. Benim için temizlik pislik önemli değil. Mazot iyi olsun yeter. İstiyorsa hiç yıkamasın da. Ama ucuz olsun. Ağzına sokuyorum kamerayı, niye bir şey söylemiyor? Abi yok, başka yerime sokmuyorsun yani. Kanka bir şey oldu buna. Bir şeyler oluyor. Bomba patlayacak. Allah'ın suyundan başladı ya. Tırın içinde mi beklesek? Ha? İçeriden mi beklesek? Aynen yanıyor. Açmışsın kaloriferi sonuna kadar. Lan yürü git. Abi de yıldız sonunda varsa tozlu yapalım ya. Yani. Tozluğumuz gitti arkadaşlar, onu da göstereyim dur. Bir bakıyoruz yok. Yok. Zaten vida düşmüştür yolda. Birinin de lastiğine gelmemiştir inşallah. İnşallah. Zaten vidas yoktu birinin de, öbürünün de üstündeydi. Gevşekti. Evet, o üstünde. Şurayı keselim. Şuradan. Oradan keselim. Olmaz mı? Evet değerli arkadaşlar, şimdi köprüye yaklaştık. Bu arada gene bir arkadaşın yorumunu gördüm. Demiş ki Yasin kardeşim, senin tırcıkla daha önceden alakan yoktu. Sıfırdan girdin. İzlenimlerin neler? Arkadaşlar izlenimlerim şöyle. Ben açıkçası mesleği çok sevdim. Kolay mı? Değil. Çok zor bir meslek. Özellikle İstanbul'da çalışacaksanız gerçekten zor. Daha ben gireli 4 ay oldu. Daha tüm zorluklarını da gördüğümü düşünmüyorum açıkçası. Birçok zorluğu illaki vardır arkadaşlar. Para kazanıyor mu? Onu sormuş. Arkadaşlar para kazanmasa ova ovalara bu paraları vermezler. Demek ki bir getirisi var ki insanlar bu tırlara bu kadar para veriyor. Hele hele borçsuz girerseniz çok güzel para kazanırsınız. Hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. Gerçi mazot da zamlanıyor sürekli ama. Nakliyede zamlanacak ona göre. İnşallah bakalım. Yani şu an benim bu videoyu çektiğim gün 15 Ekim arkadaşlar. 15 Ekim 2021 için söylüyorum bunları. Yarın bir gün mazot 8 lira olur, 9 lira olur. O zaman nakli ücretleri artar mı artmaz mı bilmiyorum. Sıfırdan giren birine göre de dediğim gibi zorluklar olduğu halde bence güzel. Zorluk her yerde var arkadaşlar. Zorluk fabrikada da var. Zorluk çiftçilikte de var. Zorluk hani doktora da var. Zorluk avukatı da var. Zorluk her yerde var arkadaşlar. Sizin önemli olan zorluklara karşı nasıl göğüs geldiniz ve hangi işin size göre oldu? Ben biraz rahat bir insanım. Tırcılık da biraz rahat bir meslek. O yüzden tır bana göre rahat derken hani mesela başımda bir adamı bekleyip hadi hadi şunu yap, hadi 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 yapmasını sevmem ben. Aynen. Yani en nefret ettiğim şeydir. Baskı altında çalışma, yani her insan sevmez. Çoğu insan sevmez baskı altında çalışmak. Sen de sevmiyorsun değil mi? Kimse de sevmez. Ben askerden geldiğimde fabrikada çalışmayı denedim. Yapamadım. Biraz daha serbest mesleğe alışkın olduğum için. Yani neye yapamadım? Şöyle, benim girdiğim fabrikada şöyle bir kural vardı mesela. Gerçi çoğu fabrikada öyle. Yarım saat öğle yemeği falan var. 15 dakikada yemeğini yiyeceksin, 15 dakikada da çay içeceksin. Evet. Abi zaten 12'de mola veriliyor. Yemekhaneye gidene kadar 5 dakika geçiyor. Hadi yemeği al, sıraya gir, masaya otur diyene kadar 10 dakika oluyor. 5-6 dakikada yemeği yiyeceğim de sonra gideceğim çay içeceğim. Çay alacağım, çay içeceğim. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Orhan Gere yemekten örnek veriyor. Orhan'ın kırmızı çizgisi yemektir.
Sırf yemek yüzünden fabrikayı bıraktın. Sırf yemek yüzünden. Abi her şey dakik olamaz öyle ya. Lan ya affedersin, lavaboya gidiyorsun. Adam arkandan sana bakıyor, kaç dakikada gelecek, kaç dakika ya. Tamam, bunu hani art niyet olarak kullanan illaki vardır. Belki ondan dolayı böyle şeyleri, hani sonuçta 8 saat çalışıyorsun. İşverene de hak vermek lazım. Ya senin kanka, bu adama 7 saat 7,5 saat hani verimli bir şekilde çalışman lazım ki aldığın parayı hak etmen lazım. O, tamam, bunda hemfikiriz. Ama yani ne bileyim, bazı fabrikalarda da var mesela, örnek veriyorum, hani büyük yük dediğimiz yer. Adamların 10 çayı var, 2 çayı var. Yemek molaları 1 saat. Bu adamlar da aynı ücretle çalışıyor. Hatta sendikada var. Anlatayım ben sana şimdi. 8 saat çalışan iş yerlerinde yemek molası yarım saat olur. Tamam mı? O 15'er dakikalık çay molası var ya. Evet. O işverenin inisiyatifine kalmış bir şey. İsterse 10 çayı, 3 çayı verir. İsterse de vermez. Vermeme gibi bir hakkı da var. Yemek saatinin 1 saat olduğu yerlerde genellikle işte 8-6 falan çalışan yerler oluyor. Cumartesi, pazar, tatil olup 8-6 çalışılan yerlerde. Veya işte 5'ten sonra veya 4'ten sonra mesai kalındığı zaman, mesai varsa o gün, İşte atıyorum 8'e kadar mesaiye kalman gerekiyor. O zaman öğlen yemeğini 1 saat yapabiliyorlar diye biliyorum. Yok, akşam yemeği 1 saat oluyor o zaman ya da. Öyle bir şeylerdi, ben hatırlıyorum da. Biz de çok çalıştık ya. He, iyi mi değil. O da bence fazla. Yani insanların biraz daha rahat çalışması gerekiyor. Kardeşim aynı olay Avrupa'da nasıl çalışıyor insanlar? Ya Avrupa'ya geç kanka. Biz mesela Mercedes'te çalışmak istiyorduk. Alman çalışma prensibini adamlar bize oturtmaya çalışıyorlardı. Adam diyordu ki, kardeşim işçinin morali güzel olacak. İşçilere soruyorlar, nasılsınız, mutlu musunuz, seviyor musunuz işlerinizi? Yani neden diyoruz? Adam diyor ki, ya diyor, sen bu adamın diyor moralini bozarsan, canını sıkarsan diyor, bu adam dikiş dikerken diyor sinirinden diyor yanlış diker diyor veya işini özensiz yapar diyor. Bu da diyor, ne kadar dikkatli olursanız olun, ne kadar kaliteye önem verirseniz verin, gözden illaki kaçar diyor. Kalite düşer diyor. Haklı mı? Ve o adama ürettiğin ürüne de yansır. Aynen öyle işte, onu diyor. İşçinin psikolojisi haricinde adam senin attığın çöpe bile karışıyor kanka. Ya diyoruz, bizim çöpümüzden size ne? Ya diyor, sen diyor hurdayı fazla çıkarırsan diyor, ben sana işi öyle bir öğretmem lazım ki diyor, en az hurdayla en çok üretim yapabilmen lazım, senin iyi kazanman, kar etmen lazım ki diyor, bana ürünü ucuz verebil diyor. Ya adam neleri düşünüyor? Tabii. Benden şey istediler ya, senin dediler göz muayenen var mı? Yani göz raporun var mı? Sen renk körü de olabilirsin dediler. Sen çünkü göz kontrolü de yapıyorsun. Belki gözlerin iyi değil dedi. Adamlar doğru olanı yapıyor bence abi. İşte bu yüzden Alman arabaları biraz daha kaliteli arkadaşlar. Bunu bir İtalyan veya Fransız arabasına ne yazık ki göremezsiniz. Kesinlikle. Ya onlar araba değil mi? Onlar da araba. Ama Almanların sadece araba konusunda değil, Almanların genel olarak yaptıkları işte gerçekten çok iyi bir disiplin var. Ben bunu bir de standartların eğitimini aldım, içinde de gördüm. Ki Türkiye'ye daha çok Alman bile olsak düşük kalitede bakıyorlar. Şey gibi düşün, Mercedes Actros'un yerli üretimi var, bir de Avrupa üretimi var. Evet. Yine de o disiplin bize oturamamış ne yazık ki arkadaşlar. Artık Türkiye'de üretiliyor zaten. Actros serisi öyle üretiliyordu. Şimdi Actros da Türkiye'de üretiliyor. Ya adamların o yaptığı yalıtım sistemleri falan kanka gerçekten çok profesyonel. Yani bir ürün var mesela, her şeyi geçtim, trafik seti ya. Trafik seti nedir? Arkada bagajda durur. Yani orada bile adam farkını ortaya koyuyor ya. Adam trafik seti üreten fabrikayı bile nasıl böyle baskı altına alıyor biliyor musun? Görmen lazım. Yani benim kaliteci olarak psikolojim bozuldu o fabrikada. Bir de trafik setini bile adam öyle bir hani yapıyor. Bir de sana hani yer kaplamasın diye ona göre bagajı işte ne bileyim eski Mercedes'lerde falan görürüz hatta şimdi. Çoğu arabalarda da var da yeni modellerinde de var. Sol tarafa bir cep yapıyor sana. Reflektörünü ne bileyim mesela hemen bagajı kaldırdığında oraya reflektörünü koyuyor. Bunu bir de iki yönlü düşünmüş adam. Hem bagajı kaldırdığın zaman olur da hani şey olur diye falan. Gece mesela geldiğin zaman karşıdan bagajını kaldırdığın zaman reflektörün orada yansıyor zaten. Hem de ulaşabileceğin en basit yerde. Yani her şeyi ayrıntılı düşünmüş adam. Almanlar ben olsun, takdir ediyorum her zaman. O yüzden ben binek araçta boşuna Mercedes'çi değilim yani. Hani bir Audi de Alman malı, BMW de Alman malı ama onlar da kötü araba değil. Onlar da güzel araba. Zaten Almanların yaptığı hiçbir araba Opel hariç tartışılmaz. Ya sana bir şey diyeyim, zaten Konya Aksaray tarafı genelde Mercedes için. Yani sizin kanınızda var galiba. Ama Mercedes de arabanın kralı. Bir de bana biraz yaşlı kaçıyor. Son serileri hariç ama. Şimdi bir Maybach versek öyle demezsin ama.
ne bileyim Maybe'ye vereceğin parayla Ferrari'ye de binebiliyorsun kanka. Öyle ama kardeşim. Ne bileyim ben şöyle düşünüyorum, hani Ferrari'ye binmediğim için. Hani bu Tofaşlarda falan süspansiyon falan olayı var ya. Kasisten falan geçtiğin zaman böyle vuruyor, hani vurmasa veya atlıyor böyle. Mercedes'teki konforla Ferrari'deki konforun aynı olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki kanka. Biri çünkü biri... o spor aynen. Arabası ona onun göre... Süspansiyonları farklı olur da şey... Ben mesela Maybach alana kadar bir tane Porsche alırım. Porsche'da konfor da var. Bir tane de Ferrari alırım. Konfor ya. İstediğim zaman Porsche binerim. Kardeşim bir de gemi gibi görünmese de şöyle şeride oturduğu zaman şeridi kaplaması lazım. O da önemli. Ne bileyim internette fiyatlarına baktım arkadaşlar. 13 milyon, 14 milyon. Maybach. Ben o paraları vermem herhalde ya. Büyük konuşmayayım da. Neyse zenginin malı zür içerisinde neyse yaramış. Biz de Maybach almaz da Mercedes alırız. Ne yapalım? Arkadaşlar belki Tesla'nın elektrikli tırını alırız, hiç belli olmaz. Yani Maybach alacak paramız olursa bir gün... Adamlar ama efsane yapmış ya. Ben de çok bayıldım. 100 kilometrede kaç kalva elektrik harcıyordu? Arkadaşlar 0-100'e 5 saniyede yüksüz çıkabiliyor. Yükle beraber, full dolu yükle beraber 0-100'e 20 saniyede çıkıyor. 1 kilometrede 1.25 kW elektrik yakıyor. O da Türkiye'de şu an evlere 0.47 kuruş falanmış. 50 kuruş diyelim. 1 lira olsun. Ne yapar? 1.25 kilometrede. Bedava. Ya ticaret için sen onu 1.25, sen onu 2 lira diye hesapla. Niye 2 lira diye hesapla? Çünkü mazotun gider olarak gösterdiğimiz için, vergi verdiğimiz için mazot alamayacağız bu sefer. Aynen. Ne olacak? İşte sen normalde elektriğin işte kilovatı 1 liraysa sen 2 KDV'yi de koyarak 1 lira 2 lira 2 lira 25 kuruş gibi düşün. Yani yine mazotun yakıttan daha çok daha uygun yani. %75 gibi bir kar elde ediyorsun. Doğru. Da yani mazotta da %18'ini zaten sadece düşürüyorum. Atıyorum 1000 liralık yakıt aldım. Onu 180 lira ödeyeceğinden 180 lira düşürüyorsun. O da dediğin gibi kazançta neredeyse diyorum, tamamen değil, yarı yarıya bir vergiden kar ettiriyor sana. Aynen öyle. Bir de tam dolu depoyla, yani şeyle, şarjı tam doluyken 600 kilometre gidiyormuş, çok iyi. Yok. Tam dolu 800 kilometre gidiyor. 800 müydü? 40 dakikalık şarjda 600 kilometre. Ve çok... o benim çok hoşuma gitti. Mesela 45 dakika mola veriyoruz ya biz. Evet. Duracaksın, 40 dakika şarjın dolacak. 5 dakikada da kabloyu falan toplarsın ortalığı. Tam 45 dakikada marşa basıp yürürsün. Kanka çok iyi. Avrupa'da şu an 150 bin dolar değil mi fiyatı? Yani. Gün için. Gün için değil, ben haberden gördüğüm kadarıyla 150 bin dolar yazıyor da tam fiyatını bilmiyorum. Haberde 150 bin dolar yazmışlar. Hepsi yani dolar 10 lira olsa 1.5 milyon zaten bir Volvo parası. Ama Avrupa'da. Aynen. Buraya geldiği zaman vergisini falan koysan ne olur? 4 milyon, 3.5-4 milyon gibi bir. Burada bir tane devlete alacaksın, bir tane bankaya alacaksın, bir tane de kendine alacaksın, bir tane de alırsın. Değil mi? Bir 6 milyon olur. Bir de elektrikli araçların vergisi fazla ya bizde. Aynen. Nereye geldik? Evet arkadaşlar. Yine birilerinin evlerinin önünden geçiyorsak, iş yerlerinin önünden geçiyorsak onlara kucak dolusu selamlar, sevgiler. Aynen öyle. Yalnız bir sorunumuz var. Bu araba buradan döner mi? Orada arabalar var. Döner inşallah. Döndüreceğiz inşallah. Geniş alın. Sağdan serbestse. Sağa serbest. Döndü mü? Bunun plakası güzelmiş ama. 34 Vatan VTN. Allah Allah. Görmedim. Evet. Şu an Çatalca'dayız galiba. Çatalca, bu nasıl şey, ne yazıyordu, girişte yazıyordu ya. Saray bize 40 lira hediye veriyordu, eski yıl galiba. İyi kanka, çok böyle trafiğe girmedik. Bağdat Caddesi'nden iyi. Arkadaşlar Bağdat Caddesi'ne girmişiz, haberimiz yok. İşte cahillik. Fakirlikten. İstanbul'u iyi gezmemiz lazım. İstanbul'u öğrenmemiz lazım. Adıköy biliyoruz da bir yoğurtçu parkını biliyoruz kardeşim. Bir de Boğa'yı biliyoruz. Boğa'yı kendi başka bir bildiğimiz yeri yok. Muğla'da, Küçükyalı'yı biliyorum bir de. Muğla'da Kötekli'de bizim bir park vardı. Onun adını yoğurtçu parkı yapmıştık böyle ama nasıl bir park biliyor musun kanka? Sınırsızlık yani, parkı mı?
Yok, o zamanlar check-in yapıyorduk ya, yer bildirimi. Orada check-in yaptığımız zaman 400-500 kişi orada check-in yapmış oluyordu yani. O kadar kalabalık bir park. Oturacak yer yoktu. Snapchat'ten. Snap değil ya. Neydi? Swarm. Swarm. Aynen. O ne oldu ya? O uygulama birden kayboldu gitti. Ondan çok ekmek yiyen oldum. Abi çabuk geç geçeceksen o frene de bastın. Sollama mı çıktı? Görmüyor musun karşısındaki arabayı? Şu Megane'lar da güzel. Megane 3. Ben Renault'yu seviyorum ya, ne yalan söyleyeyim. Az önce Alman'la kıyasladık ama şimdi o durum farklı yani. Mercedes bile Renault'un motorunu tercih etmiş. A180'de değil mi? A180'de, CLA'da, GLA'da. Hatta C200'de. O 1.6 motoru var ya C200'ün. Evet. O da Fluence. Aynı motor. 2005-2006 senesinde fırında çalışırken patronun aynı zamanda da Renault servisi vardı. Bir tane Renault Trafic, bir tane de Kangoo almışlardı, sıfır. Evet. Abi o Kangoo'nun gittiği yollara 1.5 dizel. Ya bilmiyorum da başka araba gitse herhalde 2 senede dağılırdı. 2010 senesine kadar, 2010 senesinde o araba 500 bindeydi. Özellikle taş ocaklarına falan gidiyordu. Berber ocaklarına biliyorum Bilecik'teki yollar. Evet, evet. Karda, kışta yani o stabilize yollar, her yer çukur yani, bildiğin eşek yolu, asfalt yok zaten. O araba nasıl dayandı hala bilmiyorum yani, sağlamlık olarak da gerçekten güzel güzel. Ben kendi gözlerimle şahit oldum. Hele şu son zamanda yaptığı arabalar. Evet, 15 dakika verdi. Zaten gideceğimiz yere de 8 kilometre kaldı. Hadi bakalım. Tam beklenecek 8 dakika var. Ben Renault'yu beğeniyorum. Özellikle şu son zamanlarda kanka çok güzel arabalar yaptılar. O Megane'lar, Talisman'lar gerçekten çok kaliteli, çok iyi arabalar. Evet. Hani kalite standardını yükseltti. Özellikle Dacia'dan sonra hani alt kesime de bir araba ürettiler. Uygun fiyatlı. Şimdi fiyat ne yapıyor mesela? Kaliteli olarak Alfa Romeo'yu üretiyor. Daha düşük gelirli fiyatı üretiyor. Biz de daha düşük gelirli olarak fiyata biniyoruz. Ya Alfa Romeo da çok güzel araba da, ne bileyim insan Türkiye'de korkuyoruz Alfa Romeo'ya binmeye. Böyle bir çok yakıyor diye insanların kafasında bir algı oluşmuş. O da fiyat, o da fiyat aslında. Aynı motor. Ben Alfa Romeo'nun o 159'lar var ya. 1.9 dizel. Onlara hasta olurdu bir zamanlar. Hastasıydı mı? Aynen. Ama Alfa Romeo bağımlılık yapıyormuş. Herkes öyle diyor. Hatta ben sembol alacağım zaman Türkiye'de vardı bir tane, hatırlıyor musun? Türkiye'de alacağım. 2006 model Sanofi. Kanka Alfa Romeo'ya giren bir daha kurtulamıyormuş. Ya kurtulamıyormuş demeyeyim de bir daha vazgeçemiyormuş. Doğru. Zaten belli bir seneye kadar Ferrari ile aynı fabrikadan üretildi herhalde. Bütün çoğu parçası. Zaten Ferrari Fiat grubun diye biliyorum. Ferrari, Maserati, Jeep, Alfa Romeo, Lancia. Hepsi Fiat. Lancia'ya da hiç binmek, ya binemedik böyle, içini açıp bir kon yani görmedik bile. Kaç tane var Bilecik'te? Alfa Romeo'nun da aynısı kanka işte. Bire bir aynı yer. Lancia. Alfa Romeo, Fiat Bravo. Bravo mu? Bravo mu? Bir de şey, tabii ki aynısı dediğim, kalite farkları var mı bilmiyorum ama çok yakınlar. Bence vardır bir tık olsa. Bilmiyorum artık. Fiyattan kalitelidir de. Alfa Romeo'dan kaliteli midir veya kalitesi düşük müdür onu bilmiyorum. İncelemek gerekiyor. Ama güzel araba olduğunu biliyorum. Bak buralardan bir arsa alacaksın işte. 5 sene sonra tamamsın. Garajı da var burada açıkçası. Balkanız ya da. Aynen. Acıktığın zaman gel burada yemeğini de ye. Aynen. Ama buraya bayağı iyi evler yapmışlar arkadaşlar, bakar mısınız? Arkalandan geçiyoruz herhalde. Aynen arkadan yazıyor. Yoksa başka bir yer. Arkalan. 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 Golf 7. Golf 7 değil mi o?
şu an değil mi? Golf bir ara çok hafif makyaj yapıp bir daha sürdü sanki piyasayı, tam bilmiyorum, takip edemedim. En son çıkan 9, son giden 8. Abi her şeyin 8'i 9'u çıktı ya. iPhone'lar da öyle, 13. 13 nedir ya? Cem Yılmaz ya, bunun 5'i çıktı. Yollar çok güzel. Şimdi bana İstanbul yeşil deyince kızıyorlar. Neyse, konuşmayacağım. Bana öyle denk geliyor herhalde. Sana sakal yok musun diyor. Evet, gereksiz bilgiyi verdiğin için tüm takipçilerimiz adına teşekkür ediyorum sana. Niye gereksiz? Belki bir anısı var. Mesela dar geçit gibi. Dar geçit resmi, neden dar geçit biliyor musun? Dar olduğu için mi geçitleri? Sokakları dar. Evet. Yani bize öyle söylediler. Dar geçitte de gittim ben. Hep doğuyu gezelim kanka senle. Bak bak. Kebap yiyelim. Ne, doğuyu mu? Aynen. Gezelim gidelim. Antep'ten başlayalım ama. Aynen öyle. Urfa, Adana, Mardin. Diyarbakır'a masken arkadaşım var. Surları gezdirecek adam, bir gidemedim. Diyarbakır'a ben gittim. Mardin'e gittim. Mardin'de hatta yaşadım. Doğu başka ya. Doğu da çok güzel. Bizim Doğu'yu keşfetmemiz gerekiyor. Yani ben yaşadım, ben biliyorum da insanların gerçekten Doğu'yu keşfetmesi gerekiyor kanka. Harika bir yer yani. İnsanları çok sıcakkanlı. Öyle lan. Ben de askerliğimi Doğu'da yaptım. Çok güzel yani. Ben... Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2012 senesinde örnek veriyorum. 5 kişiyiz. Hesap ödeyeceğiz değil mi? Evet. Hesap 35 lira tuttu mesela. Evet. Ya 5 lira geri iter mi insan eliyle? Nasıl yani? Mesela 40 lira verdim ya. 5 lira yok kasada. Hı hı. Adam almadı değil mi? 10 lira almadı, 10 lira şey yaptı. Hatta 34 liraydı galiba. Sen parayı bozmamak için falan. Yani bizim buralarda olsa 50 kuruşun bile ararlar. Öyle doğru söyleyeyim. Bak, şehirler büyüdükçe insanların birbirine güveni azalıyor. Bir bak, İstanbul'u düşün, Bilecik'i düşün. Ben mesela arabamın kapısını kilitlememişim geçen. Her şeyim durmuş orada, hiçbir şeyime dokunmamışlar. Yani kilitlemeden gitsem arabamın içinden bir şey çalınmayacağından emin. Ama İstanbul'da tırı park ediyorsun, adam yapışıyor hemen arkaya. Evet. Şehirler büyüdükçe gerçekten bu böyle. Bu dünyada da böyle. Bir de doğuya gittikçe, hani İç Anadolu, Doğu, oralar dediğin gibi biraz daha samimi insanlar. Çünkü oradaki güven daha fazla. Doğuda olmak istedim kanka. Hemen büyük bakalım Gebze'de. Gidelim Van'a. Ama işimiz hazır. Van'a gidelim, 10 gün yoruz. Van kahvaltısı. Van Gölü'nde. Değil mi? Kahvaltı. Bir de doğullar ağzın tadını iyi biliyor. Van kahvaltısı yaptım senin. Kahvaltısı meşhurdur Van'ın. Mesela masada... Videolarını izledim, yapmadım. Ha, belki yapmışımdır çocukken. Babam götürmüş olabilir, bilmiyorum da. Doğuda yaşadığımız zaman. Evet. Sadece 5 çeşit peynir geliyor. Zeytin, evet. Reçelinden, pekmezinden aklına ne geliyorsa. Ben de reçel pekmez sevmem de peyniri çok severim. Şimdi ardından o deli soru. Sağdan bir yol görünüyor. Ama oradan maalesef ki... Bura mı? Şurası. Çıkmaz mı? Dönmez mi? Asfalt var şurada. Demek ki ileride dönüş var. Buraya ilk defa geliyoruz arkadaşlar. Yani bizim neyin beklediğini bilmiyoruz gerçekten. Aşiret paket. Adam Passat'ın geçmesini bekledi. Tırın geçmesini. Beklemedi, üstümüze geldi. Gerçi o soladığı için yaptı da. Buradan mı sağa dönecek? Şuradan. Vallahi buradan veriyorsun. Keşke oradan girseydim kanka. Arkaya şuraya vermedim lan. Ne yapacağız biliyor musun? Şuraya geçeceğiz geri geri. Evet. Trafiği de riske atmamamız lazım. Araba da geliyor arkamdan. Oradan girecektik, biz hata yaptık ya. Araba geçsin de arkamdan araba gelsin. Bilmeyince ne yapacağız ya, orayı geçiyor.
başka bir şey geliyor mu? Araba var. Durdu. Evet. İnşallah. Camlarını örsene. Şimdi bunun çıkışı olacak. Çıkışı oradan çıkarız ya. Muhtemelen çünkü genelde öyle yerler var. Kantiyi sol tarafta gösteriyor ama. Sol tarafta bir kepçe var galiba. Yollar hiç güven vermedi bana kanka. Bağdat Caddesi'ne girmiş adamız. Güvenlik var bak. Güvenliğe sorsana hocam. Evet, şimdi biz buraya çekeceğiz arkadaşlar arabayı. Bir tane kepçe gelecek. Kepçeyle indirecekler. Geçer ya. Arkadaşlar biraz çamura saplandık galiba. Vallahi kapının önüne durursun indirir olmazsa bir ama. Bir bakalım görelim, girebilirsem girerim. Çamura girdi bu tarafta. Çıkacak mı bakalım? İnşallah çıkar. Sen önden gideceksin herhalde. Sen git istersen. Hadi kaldık. Kepçe mi dayanıyor arkada? Evet, kepçe sayesinde çıktık arkadaşlar. Dingire de bastım biraz. Zaten burada vinç de var, sıkıntı olmazdı. Şimdi asfalta salacağım. Arkadaki asfalta sıfır kenarına gelmiş yaraya kadar, sonra atmış aşağıya. Ben gördüm attığını da. Ben de gördüm de gittim ona baktım işte, yani şey yapacak mı diye. Bir bildiği var herhalde dedim. Bir de çamur olduğu belli olmuyor, sanki kurumuş gibi. Kepçe geçti değil mi? Geçmiş. Kepçe geçti, kepçe yol verdim zaten de. Bence onun geçmesi gerekiyor. Ben de asfalta doğru veriyorum kendim ki kaptırayım şuradan. Şimdi bir sıkıntı çıkarsa. Bir daha şey yapmayalım. İstanbul'a nereye gelirsek gelelim hep maceralı, farkında mısın? Tarafta duvar var. Bak, duvar var.
Gerek var mı? Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Oğlum geri salmasa mıydın? Bu evler çok iyi duruyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Burası da biraz elit kesim. Biraz mı? Bayağı. Evler çok güzel duruyor. Filmlerdeki gibi. Evet. Yük indirme işlemi başladı arkadaşlar. Orhan bana şey diyor. Kanka niye kamerayı ağzıma sokuyorsun? Kanka bak hayalimizi yapmışlar. Bak bana bu kadar yer yeter. Bu prefabrik galiba değil mi? Galiba. Tamam ya mis gibi. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz buraya oturmak için söyledik de adamlar buraya ofis yapmışlar. Ben burada yaşarım. Bana bir tane GS1200 alırsın kardeşim. Birazdan ona binerim gelip giderken. Şu arabaya çok kötü diyorlar. Ne diyorsun? Hangisine? Bu arabaya. Megane mı? Megane. Bence. BMC. Güzel ya. Hani... Megane değil kanka bu. Biliyor musun? Clio değil. Şey, Talyan mı? Talyan ama çok boş. Evet. Arka camları bile boş. Şey, manueldi. Baktık biz bu arabaya. Arabada teyp bile yokmuş. Ya. Bir de fiyatı ne kadar? 150 bin mi? 140 bin mi? Öyle bir şeydi. Alınmaz ya. Alınmaz tabii. Sembolü şey yapmışlar. Daha da öldürmüşler. Sembolü mü çıkarmış işte bunu? Sembolü bitirip bunu yapmış. Bu dolusu ama galiba. Dolusu. Evet, otomatik. Evet, evler, mahalleler güzel. Demek ki İstanbul'da zenginler böyle İstanbul'un biraz daha sessiz yerlerine geçip buralarda yaşıyor. Altına girme, zengin olduktan sonra parayı beraber yiyeceğiz. Bak bak. Hoppa. Kara kara düşünüyorsun, buradan geri incene. Hadi bakalım. Bir paletimiz kaldı arkadaşlar. Bu paleti de aldıktan sonra buradan geri çıkacağız. Çünkü bu taraftan çıkış yokmuş. Geldiğimiz yol bu şekilde. Hem dar hem virajlı. Bakalım, Orhan'ın tecrübesine ben zaten güveniyorum. Orhan'a buralar vız gelir, tırıs gider. Gel! Bu arada Porsche'nin frenlerinde sıkıntı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızaklıyor. Cırcırlar değişecek. Gel gel. Benim biraz daha aşağı inmem lazım. Benim biraz daha aşağı inmem lazım. Ha, ben şu tarafa dönecek sandım da buradan geri gelecekmiş. Buradan da geri gelir herhalde. Orhan bilir işini.
Çamura battığımızda tekerler batmış gördüğünüz gibi. Bayağı da batmışız. Şurası da çamura battığımız yer arkadaşlar. İyisin, iyi. Bu tarafa birisi vurmuş ya daha önce. Yamuktur. Ses gelmiyor bir saniye. Daha önce orası yamuktu ya, sana geniş açıdan aldım. Şu demire, direğe vurmuşlar ya. Evet. Ondan bu tarafa sıfır geldim yani. Her zaman kendi tarafına gördüğün yere sıfır geldim. Ben biraz fazla sıfır geldim. Sana bir ileri bir geri tamam. Güzel güzel. Ben şu tarafa falan gideceğiz sandım da ondan biraz korktum. Bir kaldırmıyor bizi. Kanka tebrikler. Evet. Yine macera dolu bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca Orhan'ın kanalına kartları bırakıyorum. Kartlardan Orhan'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.